Merhaba Oyun Dizisi takipçileri, ben Tamer Yeşil. Daha Drive Club ile karşınızdayım arkadaşlar. Oyun Dizisi kanalıma çektiğim ilk videolardan biriydi. Aylar sonra, yani 8 ay sonra bir tane daha video çekeyim dedim. Neden çekeyim dedim? Çünkü tropilerine bakıyordum. Doluluk oranı bayağı yüksekti. 2-3 tane daha hallettim ve son tropiyi kazanırsam bir altın tropi daha var. Platin tropi, yani platin kupayı, tropi niye diyorsam kupa. Platin kupayı kazanacağım arkadaşlar. Onu size göstereyim dedim. Platin kupaları kazanmak biraz zordur. Şimdiye kadar ben 5 tane kazandım. O kadar dikkat etmiyorum ama çok dolmuş olanları böyle yapıyordum. Şimdi size de göstereyim nasıl olacağını. Çünkü bir tane kaldı. Onu da birazdan alıp platin şöyle tring sesini duyalım. Ayrıca yeni gelen arabalar var. Onları da size göstereyim. Bir iki tane daha pist var zannediyorum. Japonya ülke olarak yeni katıldı. İskoçya, Norveç, Şili... Birkaç tane, 4 tane ülke vardı. Bir tane daha katıldı arasında. Japonya'da da yarışlar yaparız ve yeni arabaları da göstermiş olurum. İsterseniz ilk yarışımıza başlayalım. Evet, gelelim arabalarımıza. Spor ve hatchback tarafında... Hatchback'ti galiba değil mi? Neymiş bakalım. Sportif hatchback. Tarafında fazla bir araba yok. Şu zannediyorum oyun yeni çıktıktan sonra çıkmıştı tabii. Ben arada bayağı olduğu için oynamadığım için göstereyim. Şu yeni. Şu daha gri renkli olanlar ve yanında PlayStation Store işareti olanlar parayla satılıyorlar. Şimdi bu tarafta bu kısımlar daha az da daha sonra daha çok olacak. Şu Peugeot EX1 yeni gelmiş. Bunu yeni görüyorum. Şu yeni gelmiş. Bayağı şekil arabalar gelmiş de bunlar hep konsept zannediyorum. Başka. Evet. Güncellemeyle gelenler. Bunları para verip satın alıyorsunuz. Şimdiye kadar olan bir araba sayısı kadar bir bu kadar daha var. Bu arada ben tam sürümünü şu an oyun var bende. Oyunun tam sürümü var yani. Bunlar ekstra DLC olarak. Bir de bunun PlayStation Plus sürümü var. O da her PlayStation Plus üyesine bedava ve daha az araba, daha az pist var. Bunun da daha azı. Düşünün artık. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum da araba yarışlarının kaderi bu. Forza'da da böyle. Xbox tarafında da böyle. Yani bir araba yarışları, bir ton araba da size satmaya çalışıyorlar. Ya bence hak değil yani. Çünkü tam sürüm almışken bu arabalar gelsin ya. Araba yarışı yapıyorsun yani. AAA bir şey oyunu yapmıyorsun, RPG oyunu yapmıyorsun yani. Rol yapma oyunu yapmıyorsun, geniş bir dünyası da yok. Pist yapacaksın, araba yapacaksın, başka bir şey yok zaten. Onları da satmaya çalışırsan ayıp edersin diye buradan bir serzenişte bulunayım arkadaşlar. Oyun yapımcılarına bakın, şunlar ne güzel arabalar satılır da ben hayatta para vermem de. Şuna da canım çekiyor ya, ilk oynadığım araba yarışı oyunlarından ve neredeyse belki de en çok oynadığım araba yarışı oyundur zamanında. Need for Speed SE, Second Edition. Çok güzeldi ya, şunla çok oynardım. Lamborghini ile Diablos. Lamborghini Diablo süper. Bak şu Ferrari F'li de güzeldir de. Neyse, biz isterseniz yeni arabalardan ne alalım? Hiperlerden şu Peugeot ile başlayalım ya. Konsept bir araba olsa gerek. Şöyle bir arabamızın içine atlayalım ve ilk yarışımıza başlayalım. 3 tane yarış yapmam gerekiyor. 3. yarış sonunda platin kupayı kazanacağım arkadaşlar. Kupalar, şu tropiler biraz zordur. Nedir hiç bilmeyenler için anlatayım. Trophy arkadaşlar, Xbox tarafında da buna achievement deniyor. Achievement, oyun yapımcısının oyunculara gösterdiği engeller. Yani yapmalarını istedikleri özel şeyler. Bazısında işte şunu topla, şu hızla bitir, şunu yap. Özel durumlar oluyor. O durumları yaptıkça size ekstra oyun puan veriyor. Ne işe yarıyor bunlar? Ne kadar çok oyun oynadığınızı gösteren bir şey olabilir. Maddi bir karşılığı yok. Manevi olarak sizi rahatlatıyor ve oyundaki ustalığınızı gösteriyor diyebilirim. Çünkü çok özel şeyler oluyor. Bazı oyunların çok zor olabiliyor, bazılarınınki çok kolay oluyor. Amanın. Dostum, daha yepyeni arabamı çizdiniz ya. Hak mı hukuk mu bu ya? Konsept bu, konsept. Göremezsiniz sokaklarda. Gerçi çemkirdiğim adamların da hepsinin altında Ferrari, Merrari var. Önde McLaren gidiyor bir tane. Onlarınki daha değerli olabilir benimkinden. Oyunda hasar modellemesi makyajsal düzeydeydi. Onu daha önce, çok daha önce söylemiştim. Yeniden tekrarlayayım bilmeyenler için. Agera değil mi öndeki? Bir öndeki yani. Ya iki öndeki. Bir öndekinin öndeki. Geçerim ulan! Çekil kenara. Alırım anahtarını! Bu da bizim Fırat'ın sözü. Tüplü ve öfkeli. O tüplü ve öfkeli acaba hangi filmden ya? Bir filmde var galiba da, bir tür filminde emin değilim ama. Şeyde olacak hali yok. Hızlı ve öfkeli de.
Evet, oyunda belli şeyleri yaparak ekstra puan alıyorsunuz. Şu anda ortada yukarıda gördüğümüz de puanımız. Yani güzel dönerek, iyi hareketler yaparak, temiz temiz çarpmadan rakiplerinizi geçerek güzel puanlar alabiliyorsunuz. Evet, ilk yarışımızı bitirelim. Ve hemen ikinci yarışımıza geçelim arkadaşlar. Güzel arabaymış ha. Önü falan çok şekil. Evet, ikinci yarışımızda araba olarak Rimac Automobili Concept One'mış. Hiper güçte. Kendi renginde alalım. Hemen atlayalım ve geçelim. Norveç'e gideceğiz. Hafif yağmurlu. Öğleden sonra 12'de yarışımız var arkadaşlar. Buluşmamıza tam vaktinde gidip başlıyoruz. Zaten kar da var. Bunun bu yağmur hava durumu efektleri çok güzel de rahatsız edici bir şey var. Çok yağmurda rakipleriniz yavaşlamıyor ama biz yavaşlıyoruz. Oha, uzay mekiği gibi. Bu ne be? Vallahi havalandı. Star Wars arabası. Her gördüğünü uzay mekiğini Star Wars evreninden zannetmek. Sallama volüm 500. Wow! Zonda mıydı o? Dostum bir saniye. Kayma lan. Çok kayıyor araba ya. Oo. Hadi geçersin, geçtin, geçeceksin. Alfie! Ya ben çocukken Alfie diye bir tane şey vardı. Çizgi film değil de gerçekti, dizi. Yani böyle ama çocuk dizisi. Alf böyle uzaylı. Uzay mekiğinden bak Alfie'den nereye bağladım. Alf inanılmaz çok izlerdim ya. Ne oldu acaba Alf'e? Muhtemelen kostümle biri altında canlandırıyordu ama işte ben gerçek zannediyordum o zamanlar. Alf. Evet, isterseniz hemen 3. yarışımıza geçelim. Şöyle göstereyim. O değil de ben arabaları niye içinden göstermiyorum size ya. Bir dahaki yarışta arabayı içinden de göstereyim. En önemli şeyleri unutuyorum bak. Heyecandan. Şimdi şey heyecanına düştüm. Platin kupa. Bu yarışta, bundan sonraki yarıştan sonra geliyor platin kupa. Evet arkadaşlar, bu sefer İskoçya'ya geldik. Yağışlı bir günde, İskoçya'nın soğuğunda ilginç bir arabayla karşınızdayım arkadaşlar. Yeni gelen arabalardan biri bu da. Yalnız bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Birinci olmam önemli değil, yarışı bitirmem yetiyor Platin Trophy için. Şöyle içinden kullanalım. Çok ilginç bir arabaymış ya. Yani ne diyeceğim bilemedim bu arabaya. Oyunda ki şu gördüğünüz bayraklar arkadaşlar, kırmızılar keskin viraj, sarılar işte viraj, yeşiller rahat viraj anlamına geliyor. Bayraklarla virajı göstermişler. Hoş. Sol altta haritamızda var ama şöyle dışarıdan kullanalım biraz ya. Aslında ben arabaları, araba yarışlarında arabaları içinden kullanmayı, yani kokpitten kullanmayı seviyorum. De oynarken zevklidir de zannediyorum izlerken kokpitten o kadar zevkli olmasa gerek. Vallahi hile yaptım ufaktan da. Uuu, ne biçim fren yaptın lan? Araba yalpalıyor böyle. Böyle. Hedefini görmüş kedi gibi. Geçen bir kediyle Shaquille O'Neal'ın şeyi var. Böyle nasıl diyeyim, gifi var. Arkadaş yatarsınız yerlere ya. Cat ve Shaquille O'Neal diye aratın. Böyle bir de böyle yapıyor. Şimdi bilmeyenlere aptal gibi gözüküyor olabilirim. Gözükmüş de olabilirim. Ama izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Platin kupa mı geliyor? Dördüncülük de platin kupa alıyor ama araba kötü, benim suçum yok. Şöyle önden de bakalım. Gerçi herkes de aynı araba var. Evet, zannediyorum platin kupayı alacağız. Wombat Typhoon. Typhoon'muş arabanın adı ya. Evet, gel bakalım. Kupam gel bakalım. Hakkını vermeli. Altın kupa. Ve
Hızla birleş. Platin kupa geldi. Hızla birleştik. Drive Club. Hızla birleş hashtag'i ile. Vay be. Şöyle göstereyim isterseniz size arkadaşlar. Kupalardan da bahsedeyim bu arada. Witcher 3 tamam var. Şu anda gördüğünüz gibi 17. seviyedeyim. Toplamda 3083 tane kupa almışım. Bu 6. Platin kupamdı. 5 tane gözüküyor. Şöyle birazdan onu güncellersem. Şimdi güncellemesinde sıkıntı olabiliyor arada. Evet, platin kupa geldi. %31 diyor. Bunun sebebi güncellemelerle gelen, yani parayla satılan DLC'ler, güncelleme demeyeyim. DLC'ler yani ek paketleri satın almadığım için, onları dahil etmedi doğal olarak oynamadığım için. Evet, Drive Club'da almış bulunduk. İsterseniz son bir yarış yapalım ve videomuzun sonuna gelelim. Evet, bu sefer de ilk araba gibi Peugeot'la yarışayım. Üstü açık, bol yağmurlu havada Peugeot kullanacağız. Oha! Ne yapmışlar bunlar ya? Peugeot'u biraz torpil geçmiş gibi oldum. İki tane Peugeot oldu da. Yani Peugeot, ne bileyim, özel bilgim yok Peugeot'a. Ufaklıktan beri küfür gibi marka gelmiştir bana ya. Garip yani. Fransız markası gerçi. Türkçe ne anlama gelebileceğini düşünmemişlerdir o konuşunun. Oha lan, küçücükmüş bu. Adam içinde büyük kaldı. Araba küçük, adam büyük. O değil de içine bunun yağmur dolarsa ne olacak? Ha? Batarsa ne olacak? Asfalta batar mı acaba? Çekilin lan! Audi! Çeksa! Çeksa! Küçüğe yol verin. Su küçüğün. Yol küçüğün. Araba büyüğün. Hakikaten ha, akülü araba gibi yapmışlar. Şunu dur içeriden kullanalım de. Amanım. Lan! Lan! Dur lan, kamerayı değiştiriyordum. Yok, böyleymiş. Arabanın içinde olduğumu bile anlamadım ha. Ne komik araba bu ya. Arabamın içi su doldu lan. Arabamın içi su doldu. Ya şu oyunlarda tamam, grafikler mükemmel. İşte yağmuruydu, hatta güneşi de sıkıntı çıkarıyor arada. Güzel de ya, silecek de koy kardeşim. Şu benim gözüme vuruyor. Şimdi yapay zekanın, bu arada çarpışan notalar ha, çarpa çarpa geçiyoruz. Yapay zekanın gözüne bugüne yağmur gelmiyor ama, değil mi? Adamlar tur süresi hiç azalmıyor yani. Bizim azalıyor. Oo! Araba bir tarafa doğru kayıyorsa direksiyonu bir tarafa doğru çevirmek lazım ki toparlayalım. Evet. Evet. Anthony Hopkins ve Todd Brooks. Todd bırakmıyor. Brooks bıraks. Brax Todd Brax. Brax da birinci olax. Olmadık. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Güzel arabaymış valla. Çok hoşuma gitti. Adamlar yapmış da küçük akülü araba. Buna bilsen verirsin 1 milyon dolar. Sokakta dalga geçerler valla. Bu ne? Bu arabayı mı verdin diye. Yani ama böyle bir Peugeot EX1 konsept arabam olsun. 100 lira borcum olsun diye. Fazla veremedim ya arabaya. Gönlümden 100 kağıt koptu. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Geyiği bırakalım da. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle OynNES kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bundan sonra her videonun sonunda size video önermeye başlayacağım. Okaner'le birlikte oynadığımız Yosun Yeme Cezalı oynadığımız mobil oyunu izlemek için de şu tarafa, yanlış göstermeyin. Şuraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.